Buyurun, buyurun, rica ederim buyurun. Buyurun. İşte size gösterdiğim bütün bu yerler Ahmet Bey'indir. Binlerce adam çalıştırır. Ahmet Bey yanında çalışanlara çok iyi davranır, cömerttir. Çıkar şu dilinin altındakini. Ahmet Bey bu yalıyı size hediye etmek istiyor. Ufak bir ricam var. Soruşturmasını yaptığınız Zeki Bey'in, hani şu sandalyesine tekme attığınız beyin, serbest bırakılmasını istiyor. Güzel. Aspiriniz var mı? Aspirin mi? Ne olacak? Biraz sonra başınız ağrıyacak da. Suçu ne bu gencin? Kendine sulanan yaşlı bir sapığı yaralamış. Kelepçeleri çıkarın, salıverin. Merhaba abi! Merhaba Hamza, ne haber? Tophaneli Keşrıza yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış. Sağ ol. Eyvallah abi, sağ ol. Ne kadar para istersiniz vermeye hazırım, yeter ki kurtulsun. Merak etmeyin şef. Merhaba beyler. Hayrola? Neyiniz var sizin? Neden konuşmuyorsunuz şef? Anlatsanıza. Şu avukat meselesi. Ne olmuş? Feci'yi benzetmişsin. 6 aylık rapor almış. Hak etmişti kurusu. Biliyoruz. Ama... Devam et. Anladım galiba. Anladığın gibi Şahin. İç işleri, dış işleri karıştı. Durumu kurtarmak için senin tayinini çıkarmışlar. Biraz önce telsiz emri aldık. Erzurum'a gideceksin. Tayin değil şef. Sürgün derler buna. Kısa bir süre sonra yine buradasın komiserim. İstanbul senden vazgeçemez. Biz de öyle komiserim. Bunu yapmayacaklardı bana. Yurdumun her köşesinde seve seve görev yaparım. Hiç kocunmam. Ama manyak bir avukatın parmağıyla yerimden oynatılırsam kabul edemem. İstifa ediyorum. Kabul etmiyorum istifanı. Sana ihtiyacımız var. Benim de onurlu bir insan gibi yaşamaya ihtiyacım var şef. İstifamı yazılı olarak gönderirim. Hoşça kalın. Şey, Şahin hayatını koymuştur mesleği için. Sen tut, Erzurum'a sür Şahin'i. Ya ama yok, biz de elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz ya. Tabii, Aşem! Buyur baba! Aktar Salih'e koş, en az 2 metre boyunda kağıt al. Peki gel. Peki baba. Evlat, ne yapacaksın kağıdı? Biz halkız beyler. Halk kendisini yönetenleri kendi seçer. İmza toplayacağız. Arkadaşlar, Şahin abimiz için bunu imzalayalım. Doğru, Şahin abinin sürülmesine razı olamayız arkadaşlar. İmzalayın. Abi ben imzalayacağım ama benim okuma yazmam yok. Ulan zaten başımıza ne geldiyse cahillikten geldi. Okuma yazma yoksa parmağını bas. Tabii parmağını bassın. Bas parmağını. Hadi. Ulan ne iştir be, daha bekleyeceğiz mi? Kapalıyız dedik ya sana be. Laf anlamaz mısın? Seninle mi uğraşacağım? Hadi kızlar. Hadi çabuk olun bakayım, çabuk! Sallamayın! Hadi, hadi konuşmayı bırakın, çeneyi bırakın, hadi! Salla, 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 hadi! Şöyle! Hadi!
Merak ettim. Aramadın kaç gündür? Yarın uğrayacaktım. Nen var senin? Bildiğin şeyi niçin soruyorsun? Sana anlattılar ve bana gönderdiler. Tahminin doğru. Tecrübeli bir polissin. Artık polis değilim. Benim tanıdığım erkek evini kendine mezar yapmaz. Sanki bir kanun adamısın Şahin. Haksızlığa karşısın. Neden pes ettin? Kapat bu konuyu. Benim için kapandı çünkü. Asla. Kendini kandırıyorsun. Mesleğini ölesiye seven bir erkeksin sen. Hayatında ondan başka hiçbir şey yok. Bitti mi söyleyeceklerim? Hayır. İstifanı geri almanı istiyorum. Ben dün doğmadım Ebru. Hayatıma ancak ben yön veririm. Ben de dün doğmamıştım Şahin. Ama hayatıma yön vermene izin verdim. Mecburdun. Yani mecburduk. Korkunç bir bencillik bu yaptığın. Seni asla affedemem. Hoşça kal. Seni ben götüreyim Ebru. Tek başıma giderim. Tek başıma da yaşayabilirim artık. Ne demek bu? Cevabını öğrenmek istiyorsan yarın dershaneye gel.